konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkan Başdanışmanımız Sayın Fatih Erbakan Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Milli Görüş Hareketi'nin mensupları olan, Milli Görüş davasına hizmeti geçen rahmetli Ahmet Derin ağabeyimizin manası bizler için son derece büyüktür. Ahmet Derin ağabeyimiz ve Erbakan hocamız, pek çok kimse daha kendi nefsini, kendisini dahi kurtaramazken bütün insanlığın kurtuluşu için yola çıkmışlardı. Ahmet Derin ağabeyimiz Erbakan hocamızla birlikte en ağır şartlarda, en zor zamanlarda böyle kutlu bir davanın temsilcileri oldular. Bize öncülük ettiler. Bizim yürüyeceğimiz yolu bizden yıllar önce bize açtılar, gösterdiler. Onların Milli Görüş davasına hizmet ettiği yıllarda kınamalar, engellemeler, saldırılar, haksızlıklar, hor görmeler, hakir görmeler, mahkemeler, iddianameler, parti kapatmalar her biri yağmur gibi yağıyordu. Onların yürüyüş yaptıkları zamanda yol bugün bizim yürüdüğümüz yoldan çok daha meşakkatli ve çok daha büyük tehlikelerle doluydu. Bu sebeple o devirde, o zor şartlar altında bir avuç inanmış insan olarak Erbakan hocamızla birlikte omuz omuza vererek bu davaya hizmet eden Ahmet Derin ağabeyimiz gibi kıymetli insanları unutmamız mümkün değildir. Mutlaka ve mutlaka bu sene burada yaptığımız gibi onların hatırasını yaşatacağız ve onların taşıdığı, ifade ettiği, temsil ettiği manayı yeni nesillerimize hep birlikte inşallah aktaracağız. Ne mutlu ona ki hepinizin bildiği gibi 54. hükümette Erbakan hocamızla birlikte vazife yaptı ve 54. hükümetin tüm milletimize ve tüm İslam alemine en hayırlı hizmetlerinde, tarihi efsane hizmetlerinde Erbakan hocamızla birlikte bulundu. Ne mutlu ona ki 54. hükümette çekiç gücün Amerikan askerlerinin Anadolu'dan kovulmasında, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılarak, Irak-Türkiye sınırının yıllar sonra yeniden açılarak, Siyonizmin oyunlarının bozulmasında merhum liderimiz Erbakan hocamızla birlikteydi. Ne mutlu ona ki yine 54. hükümette İran'la Türkiye arasındaki alışverişlerde Amerikan dolarının kullanılmasının kaldırılmasında, denk bütçe yapılmasında, havuz sistemi kurulmasında ve böylece Siyonizmin faizci sömürü sistemine en büyük darbenin vurulmasında Erbakan hocamızla birlikteydi. Ne mutlu ona ki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek maaş zamlarıyla fakir fukaranın, mazlumların, gariplerin, işçinin, memurun, emeklinin yıllar sonra ilk defa yüzünün güldürülmesinde Erbakan hocamızla birlikteydi. Ne mutlu ona ki Siyonizmin bütün engellemelerine ve tehditlerine rağmen İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8'lerin kurulmasında Erbakan hocamızla birlikte görev yapıyordu. Bu muazzam, bu hayırlı hizmetlerin her birisinden pay sahibi oldu. Ne mutlu ona, ne mutlu hayatını Allah yolunda vakfedenlere ve ne mutlu son nefesine kadar cihada devam edenlere. Cenab-ı Allah bizlere de cümlemize de onlar gibi bir hayat nasip etsin ve onlar gibi Allah yolunda hayatımızı vakfedenlerden bizlere eylesin inşallah. İnşallah Ahmet Derin ağabeyimizin hemşerileri olan sizlerle, Tepecikli, Kütahyalı, Tavşanlılı milli görüşçülerle, Ahmet Derin ağabeyimizin evlatlarıyla
hep birlikte bizler Erbakan hocamızın ve Ahmetlerin ağabeyimizin arkasından, nasıl ki onlar 54. hükümette İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8'leri kurdularsa, bizler de onların hemşerileri, evlatları olarak, onların yetiştirdiği milli görüşçüler olarak önümüzdeki dönemde inşallah asıl adımı da atacağız ve İslam Birliği'ni fiilen kurup onların hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Nasıl ki Ahmetlerin ağabeyimiz ve merhum liderimiz 54. hükümette kendi deyimiyle Erbakan hocamızın adil düzenin kısacık bir sürede sadece rüzgarıyla bu milleti tanıştırdılarsa, bizler inşallah onların arkasından Ahmetlerin ağabeyimizin hemşerileri, evlatlarıyla birlikte inşallah adil ekonomik düzeni, faizsiz ekonomik düzeni fiilen gerçekleştireceğiz ve böylece dünyadaki sömürüyü ortadan kaldıracağız. Onların adil ekonomik sistem hedefini onların yetiştirdiği milli görüşçüler olarak inşallah bizler gerçekleştireceğiz. Rahmetli Erbakan hocamız, rahmetli babam her zaman kısa ve özet olarak davamızın özünü, esasını bizlere şöyle anlatırdı. Biz ne için çalışıyoruz? Milli Görüş Hareketi'ni niçin kurduk, yürütüyoruz? Ve bu gayretimizin aynen Ahmetlerin ağabeyimizde olduğu gibi, aynen Erbakan hocamızda olduğu gibi son nefesimize kadar bu gayretimizin sebebi nedir? Bunu açıklamak için son derece kısa bir açıklama yapardı. Derdi ki, İslam bizlere iyi insan olmayı emrediyor. İyi insan olmak ne demek? Bir kimse hayatı boyunca dağ başındaki bir mağarada tek başına yaşasa, hiç başka bir insanla muhatap olmasa, bu insan iyi bir insan mı, kötü bir insan mı, bunu nasıl bilebiliriz? Bir insanın iyi bir insan mı, kötü bir insan mı olduğunu bilmek için insanlarla etkileşimde bulunması lazım, insanlarla ilişki kurması lazım, insanlarla muamelatta bulunması lazım ki o insan iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor, bunu bilelim. Peki iyi insan olmak için iyilik yapmak lazım dedik. İnsanlara iyilik yapılması lazım dedik. İnsanlara kötülük yapılmasını engellemek, kötülük yapmaktan sakınmak lazım dedik. Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik nedir? O insanın dünyada ve ahirette saadet bulması için çalışmaktır. Dolayısıyla tam manasıyla, kamil manada bir Müslüman olmak için, gerçekten İslam'ın emrettiği gibi iyi bir insan olmak için insanlara iyilik yapmamız lazım. İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik ise onların dünya ve ahiret saadeti için canla başla çalışmaktır. İşte bizim davamız da iyilik davasıdır ve bütün insanlığın kurtuluşu için çalışmak davasıdır. Bir kimse der, samimi olarak, halis niyetle bir tane cihat ibadeti yaptığı zaman o kimseye dünyanın altındaki ve üstündeki her şeyi verseniz o kazandığı sevap kadar sevap kazanamaz. O elde ettiği mükafat dünyanın altı ve üstündeki her şeyi kendisine verdiğiniz zamanki mükafattan çok daha büyük bir mükafat. Aslında dünyanın en akıllı insanları Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi Allah'tan en çok korkan insanlardır. Dünyanın en akıllı insanları kendisini cihat yolunda adayanlardır. Son nefesine kadar gece gündüz cihat edenlerdir. Onlardan devraldığımız milli görüş sancağını en güzel bir şekilde taşımayı nasip etsin. Onların açtığı yolda yürüyerek, onların göstermiş olduğu hedeflere ulaşmayı, fiilen onların projelerini gerçekleştirmeyi, hayata geçirmeyi inşallah nasip etsin. Ve en sonunda da onlar gibi şehitlik şerbetini içerek onlarla cennette buluşmayı nasip eylesin. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün katılımcılara, başta il başkanımız, Tavşanlı ilçe başkanımız, bütün teşkilat mensuplarımız olmak üzere, kıymetli belediye başkanımız olmak üzere, bütün misafirlerimize,
uzaktan yakından, Bursa'dan, Bilecik'ten katılan bütün misafirlerimize ve bütün tepeciklilere tekrardan teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Allah inşallah Ahmet Derin ağabeyimizle bizleri cennetinde buluştursun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Saadet Partisi Tepecik hanım kollarımızın bir çiçek takdimi olacak. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Tepecik belde başkanımızın da başkanımıza bir hediyesi takdim olacak. Onları da sahneye davet ediyorum. Ortaya al, ortaya. Hasan ortadan çek. Misafirlerimize, programımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.